İsmim Gürcan Senem, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtımı Daire Başkanıyım, arkeoloğum. Öncelikle Dünya Turizm Günü münasebetiyle turizm emekçilerinin gününü kutlarım ben de. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Kayseri klasiktir. Yani kültürel anlamda çok zengin bir şehir. 1700'ün üzerinde tescilli yapısı var, yüzlerce sit alanı var. Bu anlamda bunların her birinin teker teker zenginliklerimizi saysak inanın günler sürer. Ve bunların birbirleriyle olan bağlantılarını. Bu bağlamda ben daha çok özet niteliğinde Büyükşehir Belediye'mizin olaya bakış açısından bahsedeyim. Yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsedeyim. Büyükşehir Belediyesi olarak biz farklı birimlerde şehrin tarihine ve kültürüne hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda benim birimim üzerine düşen Kent Tarihi Tanıtımı Daire Başkanlığı olarak ağırlıklı olarak restorasyon faaliyetleri. Bunun dışında Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, Etüt Projeler Daire Başkanlığımız da turizmle ilgili projeler üretiyorlar ve hayata geçiriyorlar. Bizim daire başkanlığımız olarak biz şehrimizde anıt eserlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sivil mimari örneklerini ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Restorasyon faaliyetleri tabii bundan 20-30 yıl öncesine göre çok değişti. Artık bölge ölçeğinde planlamalarla restorasyonlar yapılıyor. Bu planlamalar yapılırken somut olmayan kültürel miras, onun dışında şehrin bütün kültürel birikimi hesaplanarak projeler geliştiriliyor. Bu anlamda restorasyon faaliyetlerinin yanında müze ve kazı çalışmalarına da destek veriyoruz. İlimizde İl Kültür Müdürlüğümüzle bakanlığımızın izniyle kazılar yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi Kültepe kazısı var. Hani dünyanın ilgi duyduğu bir kazı. Burada 6000 yıllık eserlerimiz ortaya çıkartılıyor. Belediyemiz destek veriyor. Bakanlıkla beraber yapılıyor. Yine aynı şekilde Keykubadiye Saray kazımız var. Konya'daki hocalarımızın yürüttüğü. Bunun dışında belediyemizin yürüttüğü Kızıl Köşk'te bir Selçuklu dönemi kazısı var. Ve Seyit Burhanettin Mezarlığı'nda bir yeni tespit edilen, yine belediyemizin yürüttüğü ve müze müdürlüğümüzün denetiminde yapılan bir kazımız var. Bunun dışında 7,5 milyon yıllık fosil kazılarımız var. Erkilet bölgesinde gerçekleştirilen. O da bakanlık izniyle belediyemiz tarafından finanse ediliyor. Bunun yanında müze çalışmalarımız var. Bildiğiniz gibi bakanlığımıza ait müzeler var ama belediyemiz de müzecilik faaliyetleri anlamında çok ciddi yatırımlar yapıyor. Belediyemizin şu anda 2 tane müzesi var ama yaklaşık 8 tane müze çalışmamız daha hızla devam ediyor. İnşallah bunlar da önümüzdeki yıllarda birer birer hayata geçireceğiz. Bunun yanında bildiğiniz gibi restorasyon faaliyetlerinde şöyle bir mantık var. Yani çağdaş bir mantıkta bölge ölçeğindeki planlamalarda bütün aktörlerin bir arada olduğu, bütün değerlerin bir arada harmanlandığı bir planlamayla biz hareket etmeye çalışıyoruz. Bir öğren şehirde mozaik kazımız var, ondan bahsetmeyi unuttum. Mozaik kazısında, mozaik kazısının bağını Erciyes'le Kültepe ile kurmak zorundayız. Kapadokya'daki diğer turizm faaliyetleriyle Kayseri'nin en ücra köşesindeki faaliyetleri organik bir bütün içerisinde ele almak zorundayız. Artık dünyada turizmcilik şey değiştirdi, yani kabuk değiştirdi. Farklı beklentiler var. Özellikle yeni jenerasyonlar çok yeni heyecanlar istiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız şu anda planlama aşamasında devam ediliyor. Bunun yanında işte bildiğiniz gibi Ali Dağ'da yamaç paraşütü var. Ve bunların tamamı hepsi beraber harmanlanarak planlamaları yapılmak zorunda. Biz de bu çalışmaların içinde görev almaya çalışıyoruz. Sözlerime de son verirken tekrar 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü ve bugün de çalışan emekçilerinin günlerini kutlayarak tamamlamak istiyorum. Sağ olun. Ben Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Serdar Saraçan. 27 Eylül Turizm Günü'nü kutluyorum işçi emekçilerimizin. Biz alternatif turizmlerle uğraşıyoruz. Her ne kadar da şehrin bütün makamları çalışsa da hele hele özellikle Kültür Turizm Müdürümüz arkeoloji anlamında, yapılar anlamında çok güzel çalışmaları var. Şehir çalışıyoruz. Biz de STK olarak alternatif turizmden üstüne doğru gidiyoruz ki nasıl bir ana temamız Erciyes turizmimiz var, Erciyes kayak merkezimiz. Biz de onunla beraber yeni bir destinasyon planladığımız ve uygulamaya geçirdiğimiz İl Kültür Turizm Müdürümüzle beraber Ali Dağ Yamaç Paraşütü
ve Kayseri'ye değer katacak çok güzel bir turizm rotası oluşuyor. Turizm faaliyeti oluşacak. Çünkü neden bir Kayseri'ye tek bir Erciyes turizmi yetmiyor? Alternatif turizmler lazımdır. Onunla da beraber bu Kayseri'de bir Ali Dağımız var. Ali Dağımız'da yamaç paraşütü çift kişi uçuşlar dediğimiz tandem uçuşları yapılacak ve bununla beraber biz STK olduğumuz için şu buradan Kayseri halkına da şunu söylemeyi isterim. Tüm izleyenlerimize Kayseri gerçekten turizm anlamında çok çok önde giden bir şehrimizdir ama bilmediğimiz yerlerimiz vardır. Bunları bilmemiz lazım. Korumaz Vadimiz vardır. Gerçekten bulunmaz eşi benzeri yoktur. Artı Yeşilhisar'da Avla Kanyonumuz vardır, Soğanlımız ve sıcak hava balonlarımız vardır. Özellikle bu turizm günümüzde vurgulamak ve farkındalık yaratmak istediğim şeyler, lütfen ki bunlar geliniz ve görünüz, merak ediniz. Turizm tek bir çalışanların değildir. Turizm bütün ve paydaşlarımızın da, gezenlerin dahi turizm günlerini kutlamak istiyorum. O yüzden 27 Eylül turizm günümüz bütün herkese kutlu olsun. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum ki bizlerin sesini duyurmaya çalıştınız. Var olunuz. Thank you.